Herkese yeniden merhabalar ve iyi akşamlar. Birazdan dahiliye, iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı Profesör Doktor Mahmut Yavuz canlı yayın konuğumuz olacak. Sizlerden gelen soruları kendisine aktarıyor olacağım. Şimdi yayına bağlanmasını bekliyorum hocamızın. Siz de bu sırada sorularınızı hazırlayabilirsiniz. Aşağıya yazabilirsiniz elbette. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizler de çok iyi, sağ olun. Tekrar sizi görmek çok güzel. Nasıl geçiyor bu günler? Vallahi çok karlıydı Bursa. Çok soğuktu Bursa. Uzun yıllardır görmediğimiz kadar soğuk. Mesela dün gece -11-12 idi Bursa. Kar çok, buz çok. Ama sevindik tabii. Yoğun bir kuraklıktan sonra mucize gibi oldu. Bir taraftan da Covid sayılarımız çok azaldı, korona sayılarımız. Orada çok mutlu olduk. İşte böyle geçiyor günler. Umarız böyle de devam eder. İnşallah. Da geçmeden önce hocam biraz da canlı yayına katılımları beklerken kendinizi de tanıtırsanız çok mutlu oluruz. Tamam. Ben Profesör Doktor Mahmut Yavuz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Yaklaşık 44 yıldır Bursa'dayım. Eğitimim Üniversite Tıp Fakültesi de Bursa'da oldu. İşte ihtisaslarımız Bursa'da oldu. Aslen Karamanlıyım. Evliyim. Eşim de doktor. İki kızım var. Onlar da üniversite bitirdiler. Biri de bitirmek üzere. İşte kısaca özeti bu. Teşekkür ediyoruz hocam. Dilerseniz önceden gelen sorularla başlayalım. Tabii. Gelen sorularını size aktaracağım canlı yayından. Tekrar canlı yayında yazabilirsiniz sorularınızı. Şöyle bir sorumuz var. Hocam merhaba. Kronik böbrek hastalığı COVID-19 virüsünden nasıl etkilenir? Diğer kronik hastalıklar gibi risk grubunda demiş. Evet. Tabii çok güncel bir soru, çok da doğru bir soru. Koronada, Covid'de ilk başladığımızda olay sadece sanki akciğeri tutan, işte kuru bir öksürük, buzlu cam manzarasıyla zatürre diye halk arasında bildiğimiz pnömoniye yol açan bir hastalık gibi kabul etmiştik. Ama zaman geçtikçe gözden, santral sinir sistemi yani beyin tutulumundan, karaciğer tutulumundan, böbrek tutulumuna kadar her organı tutabildiğini gördük. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda da gösterildi ki COVID'e neden olan virüslerin parçacıkları böbreklerin içinde de gösterildi. Biz eskiden virüsü sistematik olarak ağır bir hastalık, o hastalığın sonucunda yani sepsis dediğimiz kan zehirlenmesi ve onun sonucunda böbreğin etkilendiğini varsayarken direkt böbreğe kadar etkili olduğu gösterildi. Covid, immün sistemi zayıf olan hastaları daha çok seviyor. Yani işte aşı yaparken de, toplum taramasını yaparken de yandaş hastalığı olanları daha çok etkiliyor. Bu yandaş hastalıklar içerisinde immün sistemi en çok zayıflatan hastalıklardan birisi de böbrek yetmezliğidir. Çünkü üre dediğimiz o zehirli maddeler vücudun savunma sisteminde görev alan hücrelerin fonksiyonlarını azaltıyor. Dolayısıyla da böbrek hastaları da bu riskli hasta grubu içerisindedir. Teşekkür ediyoruz hocam. Şöyle de bir sorumuz var. Obezite böbrek hastalıklarına sebep olabilir mi diye sormuş bir izleyicimiz. Çok da doğru sormuş. Obezite tabii çağın vebası deniyor. Çağın hastalığı deniyor biliyorsun. Şu anda dünya ortalaması Amerika bir, biz ikinci sıradayız. Bazen biz bire geçiyoruz. Yani bu kadar obez hasta nüfusuna ve Türkiye'de obez tanımlamasına giren hasta oranı %32 civarında. Korkunç bir rakam. Yani 3 kişinin birisi obez. Obez hastalar birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi bizde de direkt böbrekte minimal değişiklik hastalığı, fokal segmental glomer ve skleroz gibi yani bunlar böbrekten aldığımız parçadan koyduğumuz isimler bunlar çok önemli değil ama direkt böbreğin hastalanmasına yol açabilecek faktörlerden bir tanesi. Bir de obez hastalar, işte tansiyona meyilli, şeker hastalığına meyilli, insülin direncine meyilli. Dolayısıyla bunların da sonucunda, burada da sekonder bir etkileşim sonucunda böbrek yine hasarlanıyor. Hakikaten obezde böbreği çok olumsuz etkiliyor. Hayatın her alanını etkilediği gibi. Onun için hep beraber az yiyelim, bol hareket edelim, kilo vermeye çalışalım diyelim.
Teşekkürler hocam. Canlı yayınımızdan Faruk Bey şöyle sormuş. Hocam, D vitamini düşünce paratormon yükseliyor. Takviye alınca normal referans aralığına geliyor. Ne Doğru. kadar almalıyız D vitaminini demiş. Şimdi D vitamininin önemi, yani bizim Türk toplumunda enteresan bir şekilde D vitamini düşüklüğü çok fazla. Ki güneşi gören bir ülke olmamıza rağmen demek ki güneşten yeteri kadar faydalanamıyoruz. Yiyeceklerle alınan D vitamini çok yüksek oran değil. Yani asıl kaynak güneşten aldığımız ultraviyole ışınlarımız. D vitamininin immün sistem üzerinde etkiler, yani koruyuculuk anlamında. Antikanserojen, yani kanser oluşumunu bile bilimsel olarak söylüyorum, kanıta dayalı etkilediğini, enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğuna dair çok çok yayın var. Ve Covid'de de gördük ki D vitamin düzeyi yüksek olan hastalarda Covid'in klinik seyri daha iyi, Covid vitamini düşük olanlarda daha kötü seyretti. Bizim D vitamini ile paratormon dediğimiz, yani boğazımızdaki 4 tane mercimek büyüklüğünde salgılanan paratiroid hormonunun görevi zaten vücuttaki kalsiyum düzeyini ayarlamak. Eğer D vitamini düşerse kalsiyum düşüyor. Kalsiyum düşünce boğazdaki bezlerimiz uyarılıyor ve kemikteki kalsiyumu çözmeye çalışıyor. Onun derdi kandaki kalsiyumu normalde tutmak. Kemikten almış, oradan almış ona bakmıyor. Kemikten alınca da kemik erimesi oluşuyor. Biz D vitaminini eksikliğini yerine koyduğumuzda D vitamini ne yapıyor? Bağırsaklardan ve böbreğinden idrara ve büyük abdeste gidecek kalsiyumu geri emiyor. Geri emince kandaki kalsiyum normale geliyor. Normale gelince paratormon dediğimiz, yani boğazdaki bezler uyarılmıyor. Uyarılmayınca paratormon seviyesi düşüyor. Çok doğru bir yaklaşım. Onun için de D vitamininde daha önce 20'leri baz alıyorduk. Şimdi görüldü ki 30 civarında olmalı. 60'ı da fazla geçmemeli. Çünkü çok fazla da alırsanız her şeyin azı yarar, çoğu zarar. Yani israfla ifratın arasında durma meselesi. 60'ın üstüne çıkarsa da o zaman kalsiyum fazla emildiği için vücutta kalsiyum yükseliyor. Kalsiyum da kireçlenmeyi tetiklendiriyor. Yani azalması ayrı bir dert, fazlası ayrı bir dert. Onun için D vitamini 30 ile 60 arasında olursa en idealidir diyoruz. Ve D vitamini bu seviyede özellikle kış aylarında ilaca, yani damlası var, ampulü var, tableti var, kapsülü var. Her nasıl alıyorsa en azından kış aylarında almalarını öneriyoruz. Tabii ki arada bir doktor kontrolü ve kan düzeyine bakarak. Çok sağ olun. Çok güzel noktalara değindiniz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şöyle izleyicimiz şöyle sormuş. Ben yılda 2 defa tifo oluyorum. Bunun sebebi ne olabilir ve nasıl kurtulabilirim demiş. Tifo biliyorsunuz salmonella dediğimiz daha çok yediğimiz içtiğimiz sebzelerden bulaşan bir mikrobik olay. Yani temizliğe dikkat edilirse, yani tifonun aşısı yok, o su yok, bu su yok. Her ishal de tifo değildir tabii. Tifodaki ishal çok kuvvetli olur, uzun süre olur. Daha çok enfeksiyoncular ilgilendiren bir olaydır. Bize yansıyan kısmı ise çok fazla diyare, yani su gibi bir ishal olur. Günde 8-10-15 kere olur. Aşırı su kaybı olabilir. Su kaybı fazla olduğu zaman da böbreğe gelen kan akımı azalırsa böbrek yetmezliğine kadar, yani susuzluktan kaynaklanan böbrek yetmezliğine kadar sokabilir. Tifoda tek şey temizlik kurallarına uymak. Yani hijyen, temizlik. Sebzemizi iyi yıkayacağız, meyvemizi iyi yıkayacağız. Onun dışında da ekstra bir koruyucu yöntemimiz de yok. Sağ olun. Tekrar gündemden sorumuz var. Şöyle sormuş hastamız, ben böbrek hastasıyım. Covid aşısı olabilir miyim demiş. Şimdi böbrek hastalarının tamamına COVID aşısını öneriyoruz. Yapılmasını da istiyoruz. Biz kendimiz olduk. Bize bir ayrıcalık tanındı sağlıkçılara. Ve kendimize bir güven gelmeye başladı hastalarla falan. Onun için hep öneriyoruz. Burada bir tek çekincemiz var. Olumsuz anlamda değil. Hemen yanlış anlaşılmasın. Biz böbrek yetmezliği evreleri ilerlemiş hastalarda diğer aşıları yaparken genellikle çift doz yaptık. İmmün sistemi yavaş çalıştığı için bu hasta grubumuzun çift doz yaparak vücuttaki o antijenik dürtüye karşı, yani dışarıdan bir şey veriyorsunuz. Mesela bizim şimdi Çin aşısı diye bildiğimiz şey konvansiyonel aşı. Yüzyıllardır kullanılan en güvenilirlerden bir tanesi. Biz de onu olduk. Bu ölüsünü veriyorsunuz. Ona karşı vücut ve antikor. İşte böbrek hastalarında bu antikor, yani silah üretme biraz yavaş oluyor. Onun için de İlaç dozlarını sarılık mikroplarına karşı aşılarında hep ikişer doz verdik.
Şimdi acaba bu COVID'de de ileride antikorların titresine bakacağız zaman içerisinde. Hani sağlıklı bireylere yaptığımız 28 gün arayla iki COVID aşısı kadar etkili olacak mı? Yoksa sonra bunlara bir daha yapalım mı sorusunun cevabını zaman içinde gösterecek. Ama mutlaka aşıyı öneriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Karaman'dan selamlar var. Bunu da ileteyim. Bizden selamlar. Doktor Sinan Aydoğdu şöyle yazmış. Hocam, İnsanda immün sistemin zayıf olması sitokin fırtınası ihtimalini azaltmaz demiş. Zaten Sinan Hoca profesör doktor kardiyolojide. Benim hem meslektaşım hem kardeşim, o kadar can dostum. Sitokin fırtınası bu hastalığın diğer ismi aslında. İşte böbrek yetmezliği olanlarda sitokin fırtınası bir miktar azalıyor. Eğer öyle bakarsanız sanki bunlarda daha hafif seyretmesini beklerdiniz gibi bir cevap çıkıyor. Ama diğer taraftan immün sistemin yanıtlarını olumsuz etkilediği için o beklediğimiz yararı fazla görmüyoruz. Yani bu hastalığın diğer bir tanımı sitokin fırtınası. Bütün interleukinler var, onlar var. Ortalık toz duman içinde gidiyor bu hastalığın karakterinde. Bizim hastalarımızda bu cevap biraz az. Doğru, az olunca klinik iyi olur mu? Ama başka dezavantajlarımız var bizim hastalarımızda. Dolayısıyla sonu beklediğimiz kadar yararı o manada, hani sitokin fırtınasının azalmasında beklediğimiz yararı görmüyoruz. Sağ olun. Canlı yayından Sena Hanım sormuş. Hocam, Hashimoto ile gelişen hipotiroidi hastaları tiroid ilacı birlikte selenyum almalı mıdır sizce demiş. Şimdi Hashimoto tiroid bezinin otoimmün bir iltihabı. Gelir ve geçer. Bizim hastalarımız hep benim Hashimoto diyor. Hashimoto gelip geçiyor. Fakat hatırası kalıyor. Bunun hatırasında %25'i normal çalışıyor. Ve hiç ömür boyu ilaç kalmıyor. %20 civarında zehirli kuvvettir. Yani daha bez hızlı çalışıyor. Onda tam tersi. %50 ya yani daha büyük kesiminde bez biraz tembel kalıyor. O tembel kalan kısmı da ömür boyu yerine tiroid hormonunu koyarak bir ömür boyu tedavi. Yani substitüsyon tedavisi dediğimiz yerine koyma tedavisi. Selenyumun bunun yanında alınıp alınmamasının ilave bir faydası olduğunu ben bilmiyorum. Okumadım ama endokrinci arkadaşlar belki hani yeni görüşler vardır. Fakat bugüne kadar gördüğümüz uygulamada herhangi bir yani tiroid hormonunun vücudun yaptığı kısmındaki kaybolan diyelim 150-200 mikrogram üretiyor bezimiz. Hastada %30'luk bir kayıp var. Ne kadar yapıyor? 50 mikrogram. 50 mikrogramı 3-6 aylık aralarla takip edip ömür boyu yerine koyuyoruz. Ama ben selenyumun burada ilave bir katkı yaptığını görmedim, duymadım ve bilmiyorum. Bence gerekli değil. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada yayını kaydedin diye yazıyorlar. Elbette kaydedeceğiz ve yayınlayacağız. Bunu da belirteyim. Şöyle bir sorumuz var. Hocam, alerji oranım 300. Aşı olabilir miyim? Neden bu kadar yüksek demiş. Alamadım. 300 olan neydi, bir daha söyler misin? Alerji oranım. Alerji oranı diye bir şey yok. Herhalde immünoglobulin E düzeyini kastediyor. Böyle alerjisi olanlarda bizim konvansiyonel aşılarda çok fazla bir risk görülmedi. Bugüne kadar da görülmedi. Bu messenger RNA, yani bu Almanya'da üretilen de biraz daha anafilaktik reaksiyonlara götürebiliyor alerji olanları. Ama Türkiye'de şu anda yani immünoglobulin E 300 olan, bu da tabii alerji bölümünü çok daha ilgilendiriyor cildiye kısmıyla, ama ben yapılmasında bir sakınca olduğunu görmedim. Sadece bir ritim takip kriteri olarak şöyle cümle kullanılır. Eğer birinci de alerji, yani immünoglobulin E'si normal olanda da alerji olabilir. Hiçbir zaman sıfır değildir riskler. O zaman ikinciyi yapmayalım görüşü hakimdir, ama 300 olan da bunu yapmayalım den, şu anda öyle bir şey yok. Zaten yeni bir uygulama. Hani bunlar biraz da yaşanarak öğreniliyor aslında. Dolayısıyla pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var. Mahmut Hocam merhaba. Nefrolojiye göre sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri neler olmalıdır? Tabii bunu sadece nefrolojiye yönelik değil. Sağlıklı bir kişi olabilme adına
ne yapmamız gerekiyorsa nefrolojik açıdan da aynılarını yapmamız gerekiyor. Hani nedir bunlar diye sorarsanız, tabii ki diyet en başta geliyor. Diyet aç kalmak demek değildir. Diyet dengeli beslenmektir. Beslenirken de bir genetik yapınız var. Yani bir başkasıyla siz aynı oranda karbonhidrat dediğimiz un ve şeker temalı gıdalar alırsınız, siz kilo alırsınız, öbürü kilo almaz. Bir başkası bir yemeğe yer, karnı ağrır, ishal olur. Diğer yemeği öbürü yer, hiçbir şey olmaz. Bunlar hep genetik yatkınlıkların sonucundadır. Ama biz bireyselleştirilmiş olarak bakar isek, bir vücut kitle indeksi dediğimiz, yani normal ideal kilonuzda mısınız diye, boyla şeyinizin, vücut ağırlığınızın birbirine bölümüyle elde edilen, yaklaşık 21 ile 25 arasına normal dediğimiz, 25 ile 29 arasına kilolu dediğimiz, 30'un üstüne obez, 40'ın üstüne de morbid, yani hastalık düzeyinde. Dolayısıyla da iyi bir diyet, dengeli bir diyet, ideal kiloda olmanız lazım. Daha kolay bir yöntemi var. Boyunuzdan 100 çıkarın, geri kalan kilonuz olsun. Hani böyle yaklaşık bir rakam da verebiliriz. Bunu yapabilmek için de tekrar ediyorum, tek taraflı, tek yönlü diyetler hiç makbul olan diyetler değildir. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Vitamine de, minerale de ihtiyacımız var. Yağa da var, karbonhidrata da var. Aklınıza gelen önemli olan bizim genetik olarak yatkın olduğumuz olayları birazcık azaltmak. İkincisi, günlük içtiğimiz su 1-1,5 sağlıklı insanlar için söylüyorum yapmak. Tabii en önemlisi de düzenli egzersiz, yani spor yapmak. En önemlisi bu. Belki hayatın zevkini çıkarabilmenin son kuralı da stresi yönetebilerek daha mutlu bir yaşam sürmek lazım. O da biraz kişinin zor olan bir tarafı. Hani stresi yönetmek, kumanda etmek bugün çağımızda kolay bir iş değil ama mutlu olmak için gereken şeylerdir. Dolayısıyla soruya döner isek, nefrolojik açıdan yapılacak bir diyet veya genel sağlık, tuza dikkat edeceğiz, yağın fazlasına dikkat edeceğiz, karbonhidratın fazlasına dikkat edeceğiz ki hani tuz bile tek başına hem vücutta su tutulmasına hem tansiyonu yükselmesine, karbonhidrat kilo almamıza, daha evvel bir soruda geçmişti, insülin miktarının artmasına. İnsülin miktarı da işte metabolik sendrom dediğimiz, böyle hatta ismi korkunç olsun diye ölümcül dörtlü hastalığı denilen bir metabolik sendroma kadar götürebiliyor. Onun için de sağlıklı beslenme, karbonhidratı fazla olmayan, tuzu fazla olmayan, yağı fazla olmayan ama her şeyi dengeli beslenen, biraz da sporla destek yapılan diyet programları nefroloji camiası içinde iyidir, endokrin camiası içinde iyidir, gastro içinde, kulak, her şey için iyi olacaktır. Soruya cevabı böyle vermek lazım. Ama böbrek hastalığı başladı ise, yani hastamızın eğer acaba şey, soruyu soran arkadaşımızın arka planda böyle bir düşüncesi varsa, tabii böbrek hastalıklarında üremik hastalıklar, tansiyon hastalıkları, diğer hastalıklar ayırt ederek her birinde ayrı bir diyet programımız var. Örnek olsun, bir tanesini açalım birazcık. Kronik böbrek yetmezliği başlamış. Yani üre kreatinin yükselmiş. Böbrekler atıyorum %30 kapasiteyle çalışıyor. Böyle bir hasta neye dikkat etmeli diye bir soruya dönüştürürsek, biraz daha spesifik hale getirebilirsek, böyle hastalarda vücuttaki üreyi oluşturan ham maddeleri azaltıyoruz. Nedir üreyinin vücutta oluşumunu sağlayan ham madde? Et ve et mamulleri. Kırmızı et başta olmak üzere. Bunu biraz azaltıyoruz. Neden azaltıyoruz? Bizim böbreklerimiz eskiden, çok kaba bir örnek olsun, 10 ton yük taşıyan kamyon gibi çalışıyordu. Şimdi 3 ton yük taşıyan bir kamyon gibi çalışıyor. O zaman 3 ton yük atacağız. Biz 3 tonluk böbreğe 10 tonluk yük atarsak, bu böbrek o yükü taşımaz. İleride su koyuverecektir. Dolayısıyla da biz o hastalarda eti azaltıyoruz. %30 kapasiteyle çalışan bir böbrek, vücutta zehirli maddelerden biri olan, İşte bu insektisitler, böcek ilacı olarak kullandığımız, sıktığımız ilaçlar fosfor içindekiler. İşte bazen havada bombalar görüyorsunuz, atılan sarı böyle. Onlar da fosfor bombası biliyorsunuz. Özellikle İsrail ile Filistin arasında gördüğümüz bombalarda fosfor bombası. Dolayısıyla bizim böbrekler tembelleşmeye başlayınca fosforu atamıyor dışarıya. Vücutta fosfor birikmeye başlıyor. Fosfor da zehirli bir madde. O zaman ne yapıyoruz? İlk yaptığımız şey, fosfor içeren gıdaları azaltıyoruz. Örneğin çok
enteresan. En çok fosfor neyde var? Kabak çekirdeğinde var yeryüzünde. Mesela o tip hastalar kabak çekirdeğini yemeyecek. Süt ve süt mamullerinde fosfor fazla, unu fazla yemeyecek. Yani dolayısıyla kakaoda fazla, Nescafe'de fazla, çikolatada fazla, biz de somon balığında fazla, hani diğer balıklarda o kadar yok da, biz bunları onlara anlatıyoruz. Ama hipertansiyonu var aslanın. O zaman hipertansiyonda ideal kiloya getiriyoruz. Tuz kısıtlaması yapıyoruz. Geçen bir konuşmada da geçmişti. Yani Türkiye'de hala günlük tuz tüketimi kişi başına 17 gram düzeyinde. Normali kaç? 6 gram olmalı. 17'ye nereden geldik? 21-23 gramdan geldik. Hiç de azımsanmayacağım. Ama geldiğimiz yer normalin hala 3 katı. Yani tansiyon hastası ayrı bir diyet, böbrek yetmezliğinin çeşitli evrelerinde ayrı diyet öneririz. Yani soran arkadaşımıza hani cevap olsun diye. Eğer sağlıklı bir insansan herkesin yaptığı diyeti yapacağız. Eğer hastalığımızın adı belliyse ona uygun diyet yapacağız ki daha sağlıklı bir yaşamın peşinde gidebilelim diye. Çok sağ olun hocam. Çok güzel bir cevaptı. Canlı yayınımızdan biraz önce D vitaminiyle alakalı açıklamalardan sonra şöyle bir soru gelmiş. Lütfen sorun, vitamin D ve kalsiyum azlığı diş çürümesine sebep olabilir mi? Diş çürümesine? Evet. Lütfen sorun dediği için. Anladım, anladım. Soruyu çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Hani dişlerde bir kemiktir. Madem bir paratormon kemikleri eritiyor, osteoporoz yapıyor. Dişleri de eritir mi? Tabii dişlerin yapısı çok farklı. Yani diğer kemik yapılarından. Dişlerdeki kalsiyum kolay kolay salınmaz. Dolayısıyla ama ileri derecede D vitamin eksikliği olursa dişler ondan da zarar görür. Uzun vadede zarar görür. Çocukluk yaş grubunda yeni dişler çıkmaya başladığında bunlar önemlidir. Ama bizim erişkin hasta grubunda hani bahsettiğimiz D vitaminin düzeyi 20 olması ile 30 olması veya 40'a çıkması arasında dişlerde o kadar büyük bir fark olmaz. Çünkü vücutta en fazla bulunan elementin adı kalsiyumdur. Normalde 1 kilo kalsiyum vardır tüm vücudumuzda, kemiklerde. Dolayısıyla daha kolay kaynaklar var. Yani dişe sıra gelmeden o paratormon ve D vitamin kendi içerisinde bunu dengeliyor. Dolayısıyla dişler buradan çok büyük bir zarar görmezler. Dişlerin yapısı da genetik özellik taşır biraz aslında. Çünkü bazı aile, hani saç gibidir. Kimi ailenin saç hiç beyazlamaz, 70 yaşına gelir. Hiç dökülmez. Öbürü daha 25 yaşında ya saçı dökülmüştür ya saçın yarısı bembeyazdır. Öyle bir gecede beyazladı falan diyorlar. Onlar birazcık şey, böyle filmlerde olur, romantik kısımlarda. Bu bir genetik yatkınlık vardır. Biraz o genetik yatkınlığın üstüne de kolaylaştırıcı zemin olunca daha erken daha çıkabiliyor. Yani dişleri de öyle düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine COVID aşısı hakkında çok soru alıyoruz. Onları da sorayım. Merhabalar. Akut bronşiti olan birine COVID Sinovac aşısı vurulmasının sakınca var mıdır? Ve aşının sakıncalı olacağı kontraindikasyonlar var mıdır demiş. Şu anda enfeksiyon, hangi enfeksiyon olursa olsun, yani sadece bronşit değil, sonu itle biten, itis ekini alan her türlü enfeksiyondur. Enfeksiyon dönemlerinde zaten aşıyı yapmıyoruz. Çünkü vücudun içerisinde zaten immün kargaşa var. Onun için de biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Yani hastalığın düzelmesini bekliyoruz. Enfeksiyon geçtikten sonra bizim şu anda daha önce çok yoğun, hani kullanmasında kontraindikasyon, hani yasaklar var mı diye sormuş. Eğer daha evvel bu duyarlılık, yani sensitivite reaksiyonlar, alerjinin ileri evresinde alerjik reaksiyonlar geçirdiyse başka bir şeylere karşı, onlar da kullanmayı önermiyorlar. Yani alerjinin 5 fazı var bizde. Hani nefes darlığı oluyor, nefes alamıyor, boğulacakmış gibi oluyor, morarıyor, işte kolu şişiyor. Mesela bazı insanı bir arı sokar, kolu işte halk tabiriyle davul gibi olur kolu. Hastaneye götürülür, ilaç verilir. Eğer böyle bir tablo yaşamışsa anafilaktik reaksiyon dediğimiz, onlarda yapılması önerilmiyor. Onun dışında da bir de bu COVID'in kendine has. O daha tartışılıyor biliyorsun. Hani yakın zamanda COVID geçirmiş, antikor pozitif olan yapalım mı yapmayalım mı sorusu var. Burada da sağlıkçılar için cut-off değeri dediğimiz antikoru, eğer zayıf pozitifse, hani rapel gibi denir. Ne oluyor? Biz tetanozu 10 yılda bir tekrar ediyoruz. Neden? Hatırlatıyoruz vücuda ki hani antikor sürekli yüksek dozda dursun diye. İşte bunlar biraz da yaşanarak görülecek, umudumuz o yönde.
Hatta koronanın ne kadar koruyucu olacağını bilmiyoruz. Yani COVID aşısının hani 6 ay süreyle koruyuculuk var kesin de hani %75 ile 90 arasında, ama bu koruyuculuk 6 ay mı sürecek? 1 yıl mı sürecek? Yani aşıları mesela grip aşısını nasıl oluyoruz? Hemofilus influenza bunun kardeş çocuğu, normalde yılda bir oluyoruz. Neden? Her sene karakter değiştiriyor, mutasyona uğruyor, yeni suçlar çıkıyor, bunlara suç deniyor. Suçlar çıkıyor, ona yönelik yeni aşılar yapılıyor o sene içerisinde ve yeniden yapıyoruz. Bunu da muhtemelen yılda bir yapılacakmış gibi gözüküyor. Ama bu süre yarın daha uzayabilir, çünkü vücutların ne tepki vereceğini bilmiyoruz. Çünkü yaşıyoruz bunu, daha yeni yaşıyoruz. Onun için de kesin kontraendike, aşırı duyarlılık reaksiyonu yoksa, çok yakın zamanda yani 4 hafta geçmediyse COVID üzerinden aşı yapılmıyor. Onun dışında herkese, özellikle konvansiyonel aşı, herkese yapılıyor. Bir sakıncası yok. Çok teşekkür ederiz. Tam da bunu soran bir izleyicimiz vardı. Ona da cevap verdiniz. Teşekkür ederiz. Şöyle bir sorumuz var. Hocam yaklaşık olarak 8 aydır bağırsak guruldamam başladı. Sonra babama ve kardeşime de bulaştı. Bu nasıl bir bağırsak hastalığı olabilir? Yatarken daha da artıyor ve bir türlü geçmiyor demiş. Vallahi toplumda en çok insanları rahatsız eden semptomlardan birisi. Hem genel dahiliyede hem de özellikle de gastroenteroloji, yani bizim üst ihtisas yapan arkadaşlarımızın en çok karşılaştığı hastalık gruplarından birisidir. Biraz aşağıya inerek cevap vereyim. Normal bir günde insanların bağırsaklarında bu putrefaksiyon, çürütme işlemi yapılıyor. Hani yediklerini sindiriliyor vesaire. İşte bu dönemde de o reaksiyonlar sonucunda yaklaşık 200 cc civarında gaz çıkarıyoruz. Bu çok nadir olarak geğirme şeklinde, daha çok da defekasyonla. Ama bu bazı kişilerde genetik özellik başta olmak üzere spastik kolon, irritable kolon, halk arasında kolit diyorlar. Kolit aslında ülseratif kolit, ayrı bir hastalık, ama hani burada kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Biraz kişilikle ilgili olan, işte biraz titiz, biraz detaycı, biraz mükemmeliyetçi kişilerde biraz daha fazla olan ve günlük 800-900 cc'ye kadar çıkabiliyor. Bak, normal bir insan 200 cc gaz üretiyor, bunu da normal yoldan atıyor. Yani sağlıklı. Düşün, bunun 4 katı 5 katı gaz yapıyor. Bazı yiyecek ve gıdalar da bunu daha da dehşet hale getiriyor. İşte daha çok baklagiller, artı işte atıyorum pırasa, hani üzerlerinde jelatin gibi bir örtü olan domatesin kabuğu mesela. Kabuksuz yiyor, fazla bir şey yok, kabuk deyince bunlar oluyor. Bunlar için özel rehabilitasyonlar uygulanıyor. Tabi altta yatan nedeni bulmak üzere. Şimdi bu hastamızın aile olarak hani bir, iki, üçüncü kişide de aynı şeyler var. Bu daha çok irritable bowel sendromu. Ha, böyle ailede olunca parazitleri de unutmamak lazım. Hani kıl kurdu, şerit, işte halk arasında abdest bozan dediğimiz, o ailede olunca hani kıl kurdu vardır. Ailenin küçük çocuğunda vardır. Anneye de bulaşır, babaya da bulaşır. Zaten onlar da tedavileri bütün aile bireylerine yapıyoruz. O da böyle bir şeye yol açmış olabilir. Hani bu aile nezdinde söylüyorum. Ama genelde bakarsanız gastroenterolojinin en çok baş ağrıtan konularından bir tanesidir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, bunların hepsi doğru. Ama birazcık genetik özellik taşıması, biraz kişilik karakterlerin buna katılması, biraz da yeme içme. Şimdi bunlar da tuvalet oturma alışkanlıkları sağlıyoruz. Şu gıdaları şöyle yiyin diyoruz. Yani bağırsak jimnastiği hareketleri yaptırarak o gazın azalmasını, bazı ilaçlar var, onları vererek yani midedeki asit üretimini artırıp oradaki çürüme oranını azaltmaya yönelik ve daha çok da diyetisyenle iyi bir takiple, diyet kısıtlamasıyla sorunları minimalize ettiğimiz hastalık grubudur. Ancak bu hastamız ailesel olduğu için orada bir hani parazit çalışması yapılmalı diye düşünüyorum. Direkt bizim konumuz olmasa bile en azından böyle bir önerim olmuş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Şöyle ederim. bir sorumuz var. Merhaba hocam, böbrek küçülmesi neden olur? Bunu engellemek için ne yapılmalı demiş izleyicimiz. Evet. Şimdi böbrek küçülmesi bir doğuştan olur. Bunun adına hipoplazik diyoruz. Yani doğuştan birisi 11 santim, biri 5 santim olabilir. 3 santim de olabilir, 8 santim de olabilir. Bunlara hipoplazik diyoruz. Eğer bu hipoplazik doğuştan olan küçükler, böbrek damarında
darlıkla doğduysa ileriki yaşta hipertansiyon nedeni olabiliyor. Ama böbreğin küçük kısmı, damarı da eşit boyutta küçükse o zaman hiçbir şey yapmıyor. Bir ömür boyu sağ ve sağlıklı insan olarak hayatına devam ediyor. Hiçbir sakıncası yok. Ancak sonradan özellikle çocukluk yaş grubunda sık tekrarlayan idrar yolu iltihapları, yani üriner enfeksiyon dediğimiz olaylar. Çocuklarda idrar torbasından geriye kaçış oluyor. Adına bezikö, üretral reflü diyoruz. Fakat bu gözden kaçırılırsa, üstüne fazla gidilmezse, bu her defa iltihabın böbreğe kadar çıktığı hastalığın ismine de piyole nefrit diyoruz. Eğer idrar torbasında kalırsa sistit diyoruz. Onda sadece hafif ağrı, yanma, işte sık idrara çıkma şikayeti olur. Üşüme, titreme, ateş, bel ağrısı olmaz. Eğer böyle bir hastada İdrarda ağrı yanma sızıyla beraber idrar kokusunda birazcık sertleşme, yani böyle asit idrar olursa, kokusu ağırlaşırsa, bir de buna üşüme, titreme, ateş, bel ağrısı olursa, bu böbreğe kadar iltihabın çıktığını gösterir. İşte bu çocukluk yaş grubunda vezikül üretral reflü, yani idrar torbasından yukarıya kaçak olanlarda sık gözüküyor. Ve böbreğin iltihabı her defasında tedavi ediliyor, edilirken küçük hatıralar bırakıyor. Sikatrize oluyor, fibrozis, ve böbreği çekiyor oralar. Ve bir süre sonra bu böbrek sonradan küçülüyor. Atrofik böbrek diyoruz. İşte o böbrekler işimizi, bizi zorlaştırıyor. Çünkü sürekli bir enfeksiyon kaynağı oluyor. Biz tedavi ediyoruz, o içindekini kusuyor. Biz tedavi ediyoruz, o kusuyor. O böbrek yetmezliğine kadar gidiyor. Yani küçük böbrek doğuştan olabilir, hiçbir sakıncası yok. Sonradan küçülürse dikkat etmek lazım. Sebebini bulup tamir edelim. En azından küçüldüğü noktada kalsın, bize zarar vermesin diye. Hatta o küçük böbrek o kadar enfeksiyon kaynağı olabilir ki biz ne yaparsak yapalım kurutamıyoruz. O böbreği almak zorunda bile kalabiliyoruz. Eğer birinci maddeye geçip ne yapmalı böyle bir hasta? Doğuştan küçükse yapacağı hiçbir şey yok. Çünkü normal sağlıklı insanın yaptıklarını yapacak. O böbrek yerinde kalacak, yani tansiyona yol açmamış, iltihaba yol açmamış. Ha ne oluyor? Bir sintigrafi çektiriyoruz. Hastaların için çok önemli, kulağında kalıyor. İşte o böbrek %20 çalışıyor. Geri kalan kısımda %80 çalışıyor. Bizde zaten bir böbrek yetiyor, ömür boyu yetiyor. Dolayısıyla o %20'lik böbrek bile bizim için büyük bir kazançtır, hiç ellemiyoruz. Dolayısıyla da sonradan küçülmüş olanlarda o küçülme nedenini tespit edip onu düzeltelim ki o küçük haliyle kalsın, bize ileride zarar vermesin veya o böbreğin alınmasına kadar giden bir yolculuğa bizi yönlendirmesin istiyoruz. Dolayısıyla da her küçük böbrek zararlı değildir. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet. Canlı yayınımızdan bir izleyicimiz şöyle sormuş, biraz bahsettik ama böbrek hastasıyım, sıfır tuz mu kullanmam gerek? Tanımda konulmuş dedi. Evet. Çok güzel bir soru. Sıfır tuz zaten eşyanın tabiatına aykırı. Yediğiniz elmada tuz var, yediğiniz muzda tuz var, içtiğiniz sütte tuz var. Dolayısıyla doğal tuz kaynaklarından zaten 1,5-2 gramını alıyoruz. Bizim önerimiz 6 gram sodyum klorür dediğimiz, yani tuzun açılımı olan 6 gram düzeyinde alınmalı. Hadi opsiyonel artı eksik 8 grama kadar alınabilmelidir. Sıfır tuz diye bir şey yoktur. Eğer bunu halk arasında şöyle derler bizim Karaman'da, dinsiz, imansız, tuzsuz mu alalım diye. O kadar tuzu azalırsanız böbreğe gelen tuz miktarı azalınca böbrek renin diye bir madde salgılıyor buna cevap. Renin de tansiyonu en fazla yükselten maddelerden bir tanesidir. Yani tuz fazla tansiyona yol açıyor, tuz azaldı gene tansiyona yol açıyor. Hep o israfla ifratın arasındaki dengeyi burada da sağlamak lazım. Sıfır tuz diye bir tuzumuz yok. Hastamız o kadar rahatsız olmasın. 6 gram tuz bizim için ideal tuz düzeyidir. Çok teşekkür ediyoruz. Eda Hanım sormuş canlı yayınımızdan. Hocam 17 yaşındaki oğlumda yüksek tansiyon var. Kardiyolog takip ediyor. Renal arter Doppler çekildi. Bir şey çıkmadı. Genellikle 14-8 civarı oluyor. Sebebi ne olabilir? Şimdi biz genç yaş tipi diyoruz bunlara. Hani juvenil yaşta ortaya çıkmış bir tansiyonda önce sekonder nedenleri araştırıyoruz.
Şimdi esansiyel hipertansiyon, soya çekim karakteri olan tansiyonlar genellikle 3. dekatın sonu, 4. dekatlar. Yani işte 30'lu yaşların sonuyla 40'lı yaşlarda kendini gösteriyor. Bu kadar erken başladığında tansiyon, acaba diyoruz bu tansiyon soya çekim değil de bunu oluşturan bir hastalık var mı? Şöyle yukarıdan aşağı doğru hastayı tarıyoruz. Bir, zehirli goiter yani hipertiroidisi var mı? İki, aort damarında bir darlık var mı? Aort koartasyonu diyoruz, o var mı? Böbrek üstü bezi fazla çalışıyor mu? Ona bakıyoruz. Yani Kohn sendromu ve hiperaldosteronizm dediğimiz. Yani sekonder nedenler. Bunların içerisinde en önemli birisi oradaki arkadaşımızın yaptığıdır. Doğuştan böbrek damarı darsa, doğuştan az önce o küçük böbrekte olabileceği varsayımıyla anlatmış olduğumuz damarda darlık varsa, o böbreğe gelen kan akımı düşük oluyor. Kan akımı düşük olunca az önce söylediğimiz tuzu az alınca da tansiyon yükseliyor esprisi burada da devreye giriyor. Ve böbrek o renin dediğimiz bir maddeyi salgılıyor. Renin de beraberinde aldosteron salgılıyor. Dolayısıyla da renin aldosteron birlikte salgılanınca da hastada tansiyon ortaya çıkıyor. Onun için de pratikte en kolay bunu tanıma yöntemi bir kanda renin aldosteron düzeyine bakıyoruz önce. Bu bakılmıştı mutlaka. İkincisi Doppler ultrason dediğimiz girişimsel olmayan, yani hastaya herhangi bir madde vermiyoruz, herhangi bir girişim invaziv değil, bir Doppler yapıp o böbrekteki kan akımını ölçüyoruz. Diğer böbrekteki kan akımını da ölçüyoruz ve oradaki kan akımının azalmasıyla beraber aldosteron da yüksekse o zaman anjiyo yapıyoruz. Bu damar dar mı diye. Anjiyoda darlık varsa eskiden bypass yapılıyordu. Ama şimdi daha çok stent koyup o damarı genişletip hastanın tansiyon hastası olmasını engellemiş oluyoruz veya kullanacağı ilacın dozunu çok daha azaltmış oluyoruz. Bu hastalığın adına fibromüsküler displazi diyoruz. Yani renovasküler hipertansiyon, böbrek damarına bağlı tansiyon yüksekliği, alttaki yatan hastalığın adı da doğuştan. Bunlar genellikle 20'li yaşlarda ortaya çıkıyor. Bayanlarda biraz daha sık ortaya çıkıyor ve tansiyonu bunların çok ağır oluyor. Yani bu hastamızın bahsettiği gibi 14-8 düzeylerinde olmuyor. Yani 18-19-21 oluyor. İkinci bir özelliği de bu grubun. Tedaviye direnç gösteriyorlar. Yani ilaç başlıyorsunuz, hani başkasında bir ilaçla kontrol altına alıyorsunuz, yok ikinciyi veriyorsunuz, yok dozunu artırıyorsunuz, yok bana mısın demiyor. Buna dirençli rezistans hipertansiyon diyoruz. İşte onlar da bu renovasküler hipertansiyon modeli oluyor. Onun için hastamızda bakılmış. Hastamızın üzerine tekrar döneceğim. Bu böbrek damarındaki darlık bir de 6. 7. dekat yani 60'lı 70'li yaşlarda damar sertliğine bağlı oluyor. Onlarda da bu defa tansiyon o yaşta başlıyor. Şimdi hastamıza döner isek fibromüsküler displazi yani böbrek damarında darlığı yok. Muhtemelen işte kalp damarı, zehirli guatr, böbrek üstü bezi onlar da incelenmiştir. Buna rağmen 17-18 yaşında tansiyon çıkar mı? Evet çıkıyor. Esansiyel hipertansiyonun hem baba hem anne soyundan. Burada halk arasında şu yanlışı da bir kaldıralım çok oluyor. Sanki aile genetik deyince anne ve baba başkası yokmuş gibi amca, dayı, hala, teyze, yeğen, kuzen, annenle, babaanne, dedeyle dördüncü kuşak akrabaya kadar genotipler, fenotipe çıkmayabilir. Neye benzetebilirsin bunu? İşte torunu oluyor birisinin. Aa aynı dedesi, aynı annennesi diyorlar. Neden? Çünkü kendi çocuğuna fenotipi yani görüntüsü tam geçmemiş ama torununa geçmiş oluyor. Bizde de tansiyon hem anne hem baba soyunda varsa eğer, hani baba da yoktur da baba yarısı amca da vardır. Hala da vardır veya anne yarısı dayı da teyze de vardır. İki taraflı geliyorsa dominant baskın etki o zaman 18-19 yaşında da tansiyon çıkıyor. Yani esansiyel dediğimiz tansiyon bu yaşlara kadar indi. Bu da anneyi babayı seçme hakkı yoksa tansiyonda reddetme lüksü olmuyor. Miras gibi bir şey. Onlarda da erken çıkabiliyor ama herkese esansiyel demeden önce genç yaş grubunda bütün bu dediğimiz tiroidi, aortu, böbreği, böbrek üstü bezi, böbrek damarını mutlaka inceliyoruz. O zaman karar veriyoruz. 14-8'de hani tedaviye tam başlama sınırında olan hasta grubu zaten. Çok sağ olun. Evet. Masal gibi anlatıyorsunuz. Herkes de yazıyor aşağıda. Çok güzel anlatıyor hocamız diye. Onları da ileteyim. Ne güzel. Mutlu oldum. Şöyle bir sorumuz var. Evet. Merhaba, hamilelikte ya da normal bir insanda köpük olur mu idrarda? Her köpükte panik yapmamız gerekiyor mu demiş izleyicimiz.
Eyvah eyvah, çok zor bir soru. Çünkü idrarda zaten bir miktar köpük vardır, TH asit olduğu için. Bizim idrardaki protein, albümin kaçağına bağlı olanlarda genellikle kolay çözülmeyen bir köpük vardır. Şimdi hepimiz klozette idrara baksanız biraz köpük görürsün ama bir süre sonra köpük kaybolur. İşte bizimkiler kaybolmaz. Dolayısıyla da protein kaçağının günlük hayatta biraz da bu göze alışmış hastalarımız, çünkü bizim hastalar kronik hastalar, bir süre sonra bizim kadar hastalıklarını bilirler. Hemen telefon açarlar ve ya dün benim idrarımda köpük çoğaldı, hemen kontrole geldik derler haklı olarak. İdrarda köpük proteinin göstergesidir. Yani bizim bahsettiğimiz o çözülmeyen, çünkü her idrarda hafif köpük gören telaşa kapılmasın. Hastamızın özelliğine gelirsek, gebelikte proteinürü birden çok nedene bağlı olur. Bir, gebelik zehirlenmelerinin bir parçasıdır. Bu preeklamsi, eklamsi dediklerimizde idrarda protein kaçağı olabilir, başka altında bir hastalık olmadığı halde. Ve gebelikten sonra da bu kaybolabilir. Bizim hastalarımızın bir kısmı hamile kalmadan önce böbreklerinde glomerüli nefrit dediğimiz hafif hastalık vardır ama farkında değildir. Çok da bulgu vermiyordur. Hamilelik bunu eksajere eder, alevlendirir, daha fazlalaştırır. O zaman bu hastalar, örneğin lupus hastaları, böbrek tutulumunda hamilelik onlara hiç yaramaz. Hastalığı alevlendirir. Mümkünse hamile kalmamalarını isteriz. Çünkü hastalığı alevlendirecek, altta yatan proteinürü çok daha aşikar hale geçirebilecektir. Dolayısıyla burada preeklamsi, eklamsi, HELLP sendromu dediğimiz hani gebelik zehirlenmelerinden biri midir bu? Yoksa daha evvel vardı da fazla farkına varmadığımız bir glomerülonefritin eksijer olması, alevlenmesi midir? İşin kötü tarafı hamileyken de biyopsi yapmıyoruz. Çocuğa veya ve orada biraz konservatif gidip hamilelik sürecini normal tamamlamasına destek oluyoruz. Preeklamsi, eklamsi ise yani eklamsi biraz daha ağır tablo diyoruz. İşte bazen erken doğum yaptırıyoruz, bazen sezeryen yapıyoruz. Dolayısıyla da sonuçta hamilelikte protein bir miktar kaçabilir. Onu takip ediyoruz. 1 gram, 2 gram hiçbir zararı olmuyor. Ama 7-8 gram gibi böbrek kaybedilen proteinin artışı gibi ise o zaman biraz daha yakın takip edip bazen ilaçla bile tedavi ediyoruz. Tabii hamileliğe, çocuğa, fetusa zarar vermemek koşulu ile. Onun için spesifik bir konu ama her hafif köpürme olan hemen koşturmasın hastanelere. Eskiden her göz çevresi şişen nefrit oldum diye koşardı doktorlara. Sonra yapılan çalışmada 100 tane de göz çevresi şiştiğiyle giden hastaların bir tanesi nefrit belirtisi çıktı. 99 tanesi uykusuzluk, yorgunluk, televizyona fazla bakma, bilgisayara fazla bakma, konjonktivit gibi başka nedenler çıktı. Bizim hastalarımıza da böyle bir panik yapmayalım. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Müge sormuş, hocam kaç kreatininle diyalize başlanır demiş. Şimdi dünyada iki tane akım var. Bir tanesi işte Amerika'sının yaptığı çalışmalar var. Onlar genellikle kreatinin 5'in üstüne çıktığı zaman diyalize başlıyorlar. Avrupa Anglo-Sakson ve biz de o grubu takip ediyoruz beraber. Biz 6'da başlıyoruz. Yani işte diyalize başlama indikasyonu sadece kreatin değil tabii. Üresi var, kreatinli var, potasyumu var, fosforu var, işte diğer yandaş hastalıklar var ama hani hastamızın sorusuna cevap olsun diye. Ama 6 da böyle Allah'ın emri değil, bu ayet değil. Hastanın genel durumu çok iyi, diğer tetkikleri çok iyi. Hani 7'ye 8'e kadar beklediğimiz de oluyor. Ama hastanın ilave diyabeti var, damarları bozuk, gözü bozuk, tansiyonu bir türlü kontrol altına almıyor, şişlikleri var. Türkiye'de de kreatinini 5 olan hastaya da başladığımız oluyor. Ama soru olarak genel bir şablon istiyorsa kreatinin 6'dan sonra. Kreatinin 6 demek böbreğin çalışma kapasitesinin %10'una karşılık gelir. Dolayısıyla o dönem artık diyalize başlama dönemidir. Ha bu diyaliz periton olabilir, normal işte makine diyaliz olabilir, böbrek nakli olabilir, kadavradan veya canlıdan. O tedavilerin toplamına da adı üzerinde renal replasman tedavisi diyoruz. Yani böbreğin yerine koyma tedavileri. Evet. Sağ olun. Yavaş yavaş son sorularımızı alalım. Sizi de çok yorduk. Çok fazla soru cevapladık. Hala da İstediğiniz kadar sorsunlar, biz de cevaplayalım. Hiç problem yok. Evet. devam ediyor sorular ve herkes çok teşekkür ediyor. Şöyle bir sorumuz var. Hocam
Düşük tansiyon hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Kaç olduğunda endişelenmemiz gerekir? Rakamdan ziyade şöyle bir şey söyleyeyim. Bir tansiyon ne kadar düşükse o kadar iyidir. Ekonomik kullanıyor vücut demektir. Ta ki organların yeteri kadar beslenememesine bağlı belirtilerin başladığı nokta. Nedir o nokta? İşte beyne kan az giderse ne olur? İşte baş dönmesi başlar. Unutkanlık başlar, sersemlik başlar, düşecekmiş hissini, baş dönmesi başlar. Kalbin kendisine kan az gidince ne olur? Çarpıntı olur. Neden? Kalp daha hızlı çarparak hayati organlara kan gönderir. Böbreğe kan az giderse ne olur? İdrar miktarı azalmaya başlar. Üresi kreatin yükselir. İşte o değer hani rakamsaldan ziyade organlara yeteri kadar işte eski soru soranların yaş grubuna bağlı değişir ama eski arabalar vardı, karbüratörlü, benzinli arabalar vardı. Karbüratörde tıkanma olursa araba teklerdi böyle giderken. Hani benzin geliyor gelmiyor. Bizde de organlara benzin az giderse kiminde göğüs ağrısı olacak, kiminin ayağa kalkınca baş dönmesi hatta bayılma olacak. İşte böbrekte olursa o. Burada tansiyon yani kaçtır sorunun cevabı bireyselleşmiştir. Direkt rakam söylemek çok zor ama genellikle 9'a kadar iyi tolere edilir. Büyük tansiyon için söylüyorum sistolde. Küçük de 5'e kadar. Daha çok gençlerde ve bayanlarda zaten bir miktar düşüktür bu tansiyon. Eğer hiçbir şey yapmıyorsa en düşük tansiyon en iyi tansiyondur. Çünkü ekonomik kullanıyorsunuz. Ömür boyu kullanacağınız organlar daha az çalışıyor. Daha uzun ömürlü olur diye bakmak lazım. Ta ki bulgu verinceye kadar. Ama kişiyi rahatsız ediyorsa tansiyon düşüklüğü, tansiyonun neden düşük olduğuna bakıyoruz önce. Şimdi kan değerleri düşük olabilir. Hasta kansız olabilir. Hastanın tuzu böbreğe tuz kaybediyordur. Hasta yeteri kadar tuz alsa bile vücutta tuzu geri kalmıyordur. Hastanın kalsiyumu çok düşmüştür. Yani hastanın böbrek üstü bezi çalışmıyordur. Addison hastalığı onun adı. O zaman altta yatan nedeni düzeltiyoruz. Yani tuz hasta tuzuyumu, kalsiyum hasta kalsiyum, adison hasta adison, kalp yeteri kadar performansını gösteremiyorsa onu performa edecek hale getirebilecek tedbirleri alıp o hasta için, o hasta şikayetleri olan kişi, tansiyonu düşük olan kişide bulacağımız nedenleri ortadan kaldırıyoruz. Tansiyonu düşürmek için çok ilacımız var ama tansiyonu yükseltmek için direkt ilacımız yok. Bir ilaç bulundu. Özellikle Balkan ülkelerinde biz de bir iki getirdik bunlar çok yıllar önce. Çok fazla yan etkisi oldu. Onun için tansiyonu yükselten bir ilaç yok. Altta yatan nedeni düzeltme dışında. Çok sağ olun. Şöyle bir sorumuz var. Son olarak bunu da sorayım. Yavaş yavaş kapatalım. Tamam. Annem hipertansiyon hastası, yemek sonrası çok çarpıntısı olduğunu söylüyor. Hocam sebebi nedir bunun demişler. Şimdi güzel bir soru bu da sık karşılaşıyor hastalar rahatsız oluyor. Biz yemeği yedik. Bu yemek midemize gitti. Mide de sindirilmeye başlayacak. Bizim bu şiplenik saha dediğimiz midede ve o bölgedeki dalak bölgesine vücut ekstradan 1 litre kan gönderiyor. Bu sindirimi sağlamamız için. Sindirim zor bir şeydir çünkü. İşte o dönemde oraya fazla kan gidince diğer taraftan kanı çalmış oluyoruz o bölgeye. Çalınca kalbe gelen kan azalınca da kalp daha hızlı çalışarak buna bir refleks cevap veriyor. Refleks taşikardi diyoruz bunun adına. Dolayısıyla hele hele yemeğe yedik yürüyüşe falan çıkarsanız hemen dalağım şişti derler. Çünkü orada ağır olur. Sol hipo, yani karnın sol tarafında şiddetli ağır olur. Onun için de tok karna spor yapmayın dememizin sebebi bu. Onun için de biraz yemeğe az yerseniz bu olmaz. Çok yerseniz işte o zaman başınıza bunlar gelir. Hem ağrınız olur, hem çarpıntınız olur, hem tansiyonda oynamalar olur. İnme veya çıkma yönünde. Onun için az yemek doğru bir cümledir. Çok sağ olun hocam. Gerçekten ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayındı. Umarım sık sık tekrarlarız. Çünkü herkes lütfen daha sık yapın, daha sık yapın. Her zaman katılsın hocamız diyor. Valla eğer varsa en ufak yararı olacağına inandığım bir şey ben her zaman sizinle varım. Bildiklerimizi aktaracağız ki hastalarımıza veya hasta yakınlarımıza birazcık faydamız olsun. Eğer onları mutlu ettiysek ben çok sevinirim. Ben de o yönüyle mutlu olurum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim gerçekten. Sağ olun, zaman ayırdınız bize. O zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Herkese iyi akşamlar diyelim. üzere. Kendinize iyi Kolay. bakın.